Burada olan şurada kalır programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle bir arkadaşımızı tanıyacağız. Hoş geldin. Hoş buldum. Adın nedir? Duygu. Duygu. Kaç yaşındasın Duygu? 23. İsmin Duygu'ydu değil mi? Evet. Duygu ismiyle alakalı arkadaşların çok şakavari hareketlerde bulunuyor mu? Hayır. Hiç şaka yapmadılar mı Duygu'yla alakalı? Hayır. Ben yapayım mı bir tane? Yap. Duygulanmak. Çok komik. Komikti değil mi? Evet. Evet. Devam edelim o zaman. Duygu. Kız kaçıranlar, sizleri kaçırması. Evet. Seni rahatsız ediyor mu? Yok ama sesi rahatsız ediyor. Nasıl ses yapar kız kaçıran? O böyle... Nasıl? Yapmayacağım. Neden? Hani böyle fiyo gibi yapıyor. Nasıl ya yapıyor? Böyle. Garip bir sesi var onun. Bir daha yapalım onu. Fiyo. Fiyo yapıyor evet. O mu rahatsız ediyor seni? Evet. Fiyo rahatsız ediyor peki. Olmayacak Doğan, olmayacağını nereden biliyoruz? Bilmiyoruz. Hı. İşte bizi görebiliyoruz. Hı-hı. Hani olacak diye. Hı-hı. Yapıyoruz ama hı-hı, olmuyor. Olmayacak duaya amin diyoruz. Evet. Sen der misin olmayacak duaya amin? Derim. Mesela hangi konularda dersin? Bana göre olacak bir konudur. Hı-hı. Mesela? Bilmiyorum, aklıma gelmedi. Sahiden bize ne oldu? Ne oldu? Ne oldu bize? Bilmem, bir şey olmadı bence. Yani toplumsal olarak, insani olarak ne oldu bize? İnsanlığımızı kaybettik diye düşünüyorum. Bir doldun. Evet. Bir durdun, sonra geldin. Niye? Ne bileyim, böyle bir düşündüm, aklıma geldi sonra. Ha, sonra geldi. İnsanlığımızı mı kaybettik? Evet. Peki. Hayvanların artık insanlardan daha hani insan gibi davrandığını düşünüyorum. Hayvanların? Hangi hayvanların? Gene. Hı-hı. Ha, bir hayvanın var mı? Var. Neyin var? Kedin. Kedin var. Bir tane mi? Bir tane. İsmi ne? Bıdık. Bıdık. Evet. Neden bıdık koydun? Çünkü böyle çok akıllı gibi geldi. Hani hı hı. Akıllı bıdık. Akıllı bıdıktan mı? Hı. Yani akıllı bıdık, akıllı bıdık. Öyle mi diyorsun sen de? Akıllı bıdık mı diyorsun? Yok, bıdık diyoruz. Bıdık diyorsunuz. Evet, erkek mi, kız mı? Erkek. Erkek. Kıskanıyor musun onu? Öbürkü dişi kedilerden vesaire. Yok, evde olduğu için kıskanıyorum. Yani oğlum gibi görme durumun var mı? Evet, o biraz var. Gelin istemez misin? Olmaz ki. Neden? İşte olamaz. Olamaz mı? Evet. Vermem mi diyorsun oğlumu? Yok, o benim vermem. O senin akıllı bıdığın çünkü evet, değil mi? Peki. Evet. Bilir misin Müslüm Gürses'i? Biliyorum. Bir şarkısını seslendirir misin? Ay, aklımın bir dakika dur. Demek ki bilmiyorsun. Biliyorum. Evet, şarkısını. Kaç kadeh kırıldı kar sarhoş gönlümde. Hah, sarhoş gönlümde çok güzel. Değerini, Müslüm Gürses'in değerini. Niye öldükten sonra anladık? Ama hala değer verenler var. Bu kişiye göre değişir bence. İşte öldükten sonra anladık ya değerini. Anlamadık. Zaten onu demek hayır, istiyorum ben de. Anlamadık mı değerini? Hayır, normal filmi yaşarken. Filmi çekildi falan. Yaşarken de insanlar onu seviyordu. Tamam. Ama şu an herkes seviyor mesela. Sen seviyor musun Müslüm Gürses'i? Ya fanı değilim. Sevmiyor musun? Neden? Yani çok takip etmiyorum. Kek olan mı dinler Müslüm Gürses'i sadece? Hayır. Kimler dinler? Yani ne bileyim, hani mesela, o tayfa dinler. O tayfa dediğin kekolar değil mi? Hayır. Kekolar. Ama daha çok böyle arabesk dinler daha var çok, ya. Hı hı. Hani o bana çok uymuyor. O tipler değil mi? Keko tipler dinler onu. Ondan keko mı? Demeyelim. Ne diyelim? O tipler dedin ama ne tipler? İşte o tayfalar. O tayfa keko tayfa. Sever hayır, misin keko tayfayı? Hayır. Asla diyorsun. Yani. Müslüm Gürses'i de bu sebepten mi sevmiyorsun? Yo, ben sevmiyorum demedim ki. Ne dedin? Sadece takip etmiyorum dedim. Takip etmediğin insanı sevmiyorsun değil mi? Şarkıların bazı şarkılarını beğeniyorum. Mesela Kaç Kadeh Kralı Sarhoş Gönlümde. Biliyorum. Hı hı. Başka ne o var? O kadar. Müslüm Gürses bir şarkıyla aramızdan ayrıldı. Evet, rahmetli. Allah rahmet eylesin. Peki sana şimdi bir soru soracağım. Bu soruyu iyice dinle, tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Evet. Peki. Çeşmenin yanında bir damla su vermeyene, omzunda uyuduğun, kalbinde gömüldüğün, dünyaları versen bir güzel söz etmeyene, kısacası vefasıza ne demek gerekir? Vefasız denir, ne denecek? Ne diyeceğim? Hoşça kal. Doğru. Elveda. Olabilir. Peki, devam ediyoruz programımıza. Çok güzel gidiyorsun. Gözlerin çok çekik. Evet. Çekik bir gözlerin var. Çinli misin? Hayır. Nasıl yani? Gözleri çekik. Çinli olman lazım. Annem sağ olsun. Hı hı. Genetik. Ama hı, Çinlisin değil mi? Değilim. Hı hı. Nesin? Hayır. Nesin? Nasıl neyim? Yani Çinli değilsen sen nesin? Türküm. Türkiye misin? Türküm. Türksün.
Neden yarasa yiyorsunuz? Ben şimdi değil, Çinlilere sormak lazım. Neden yiyorsunuz? Ben yemiyorum. Kim yiyor? Çinliler yiyor. Hı hı. Ama ben yemiyorum. Siz yemiyorsunuz. Evet. Peki ben abi. Çinli değilim. Japonlardan niye nefret ediyorsunuz? Yani bu koronadan, korona öncesinde de zaten... Japonlar mı yaptı koronayı? Japonya'da Çin'de başladı. Hı hı, sizde başladı. Hı hı. Çin dedin. Tamam. Çinlilere benziyorsun dedin. Ama ben Çinli değilim. Hı hı. Japonlardan niye nefret ediyorsunuz? Yani, İkinci Dünya Savaşı'ndan ötürü mü? Ben değil, Çinlilerden nefret ediyorum ben. Japonlardan değil. Çinlilerden nefret mi ediyorsun? Yani kendi milletinden nefret ettiğini söyledin şimdi. Evet. Evet. Evet ve kabul ettin evet, Çinli olduğunu. Kabul çok güzel. Ediyorum. Koronayı dünyaya yaydınız. Sonra siz de hiç korona yokmuş gibi davranıyorsunuz. Nasıl bir milletsiniz gerçekten? Sizin amacınız ne? Niye böyle bir şey yaptınız? Hiç koronayı tüm dünyaya yaydınız çünkü. Hiç bilmiyorum. Keşke yok olsak. Yok olsanız. Evet, keşke. Evet. Milletine karşı da bir böyle nefretin mi var? Evet. Çinlisin. Pekala. Balığı pişirmek varken niye çiğ yiyorsunuz? Ben çiğ yemiyorum, pişiriyorum. Aa, bir Çinli olarak. Neden? Öyle. Sushi yiyen çok farklı. Atan var. Her Çinli farklı yiyor. Her Çinli farklı yiyor. Evet. Çincen var mı? Yok. Nasıl? Sen sadece Türkçe mi biliyorsun bir Çinli evet, olarak? Ben Türkçe öğrendim. Çince hı-hı. Bilmiyorum. Neden Türkiye peki? Yani Çin'den ayrıldın, Türkiye'ye geldin. Neden Türkiye? Türkiye'yi daha çok beğendim. Hı-hı. O yüzden. Peki, Çin'de en sevdiğin şehir neresi? Wuhan. Wuhan. Evet. Koronanın yayıldığı. Evet. Herhalde oradan bir çağrışım çok yaptın. Çok seviyorum. Çok mu seviyorsun? Evet. Virüsün de yayıldığı bir yer zaten. Evet. Güzel değil mi Wuhan şehri? Çok güzel. Cıvıl cıvıl insanları evet. Vesaire. Hı-hı. Sizin şimdi eski lideriniz Mao vardı. Hatırlar mısın? Komünist lideriniz. İnanılmaz bir adam gerçekten. Nasıl bir liderdi? Ya. Çok mu eski acaba? Ya biraz senden eski tabii. Yok ben hatırlamıyorum. Hı-hı. Sizde tek çocuk var değil mi sadece? Devletin izin verdi tek çocuk sadece. Öyle mi bilmiyorum. Sen tek çocuk musun? Evet. Demek ki siz de Çinlilerin verdiği şeylere göre. Ama artık Türkiye'desiniz. İstediğiniz kadar çocuk olabilir. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Haberin olsun. Program çok güzel Duygu. Çinli olduğunu da burada zaten belirttin sen. Bir genel bir tekrar yapalım. Ondan sonra zaten programı sen kapatacaksın. Adın nedir? Duygu, 22 yaş. Duygusal mısındır şakası yaptım. Çok güldün, çok beğendin. Kız kaçıranlarla alakalı sesini sevmiyorum dedin. Neydi sesi? Fiyo. Olmayacak duaya amin deriz biz dedin. Çünkü olmayacağını da biliyoruz ama amin de deriz dedin. Biz böyleyiz dedin. Tabii sen öyle değilsin. Biz böyleyiz aslında. Sen Çinlisin. Sahiden bize ne oldu dedim. Ya insanlığımızı kaybettik. Hayvanlar bizden daha insandır dedin. Bir kedin olduğunu söyledin. İsmi neydi? Bıdık. Sen ona akıllı bıdık da diyorsun arada ama erkek olduğu için de tüm kız kedilerden kıskanıyorsun. Vermeyeceğim onu kimseye diyorsun. Müslüm Gürses'in değerini... Niye öldükten sonra anladık diye söyledin. Ben hala anlamıyorum dedin. Sevmem dedin. Kekolar dinliyor onu dedin. Kim dinliyorsa dinlesin umurumda da değil dedin. Sadece bir şarkısını söyledin. Adamın milyonlarca şarkısı var belki. Ama olsun. Müslüm Gürses hakkında da bu şekilde konuştun tabii rahmetiyle. Sana bir soru sordum. Uzun bir soruydu. Sen sorun cevabını bilemedin. Vefasız diye sordun. Sonra ben hoşça kal olarak söyledim. Sen de elveda dedin. Bir destekledin değil mi? Bir şey yaptın. Evet. Evet. Gözlerin niye çekik diye sordum. Genetik dedin. Sonra ben sana Çinli misin diye sordum. İlk önce hayır dedin. Kendi milletinden utandığını gösteriyor bu seni. Sonra sorunun ortalarına doğru Çinli olduğunu söyledin. Kabul ettin artık. Sanıyorum artık bir şey oldu. Vatan bağrından kopmuş gelmişsin Türkiye'ye, ellere. Burada Çinli olduğunu söyledin tabii ki. Ama Çince bilmiyorsun. Çok garip. Çince yurtmuş olabilir misin? Olabilir. Tamam pekala. Balığı pişirmek varken niye çiğ yediğinizi sordum. Ben çiğ hiç yemem dedim. Pişirerek yiyorum dedin. Bizim milletimizin şeylerini de öğrenmişsin. Bu çok güzel tabii ki. Niye Türkiye'ye geldik? Türkiye'yi daha çok beğendiğini söyledin. Çin'de en sevdiğin şehir de Wuhan. Evet. Koronayı yaydığınız için değil mi? Pekala. Buradaki tüm cevapların ve benim tüm söylediklerim doğru değil mi? Evet. Hı hı. Ne düşünüyorsun? Yorum var mıdır doğrular hakkında? Çok bir konuşma özgürlüğümüzün olmadığını düşünüyorum. O yüzden evet. Hı-hı. Haklısın. Senden sonra gelecek olan konuğa bir önerim var mı? Yok, hiçbir önerim yok. Hı-hı. Her şeyi kabul etsinler yeter. Her şeyi kabul etsinler. Evet, her dinlen evet desinler yeter. Hı-hı. Her düşüncen doğru burada değil mi? Çinli olduğunu da kabul ettin zaten. Evet. Peki ara sen kapat lütfen. Haftaya görüşmek üzere de abone olmayı unutmayın de vesaire. Haftaya görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Koronayı ben yaydım de. Ben yaydım. Söyle koronayı ben yaydım. Koronayı ben yaydım.
Korona hijyen yaydı.